tane küçük küçük diyalogumuz var. Onlara da bir bakalım. Hem bu aylı esrarlı cümleleri bir karşılaştırmış oluruz. Hani niye öyle oldu, niye öyle oldu diye. Onları bir yapalım. Onun dışında da yani aklınıza takılan da bir şey olursa muhakkak o anda sorun oldu. Ben okumayayım bu sefer. Siz direkt şey yapın ya. AB. Hadi. Pardon. Ay, una farmasya por ake deniyor. Pardon. Affedersiniz. Affedersiniz. Burada eczane var mı? Güzel. Ufak bir eksiklik. Evet, orayı ben de ne? Fark ettim. Neyi fark ettin? Şey, por. Poraki. Hiç görmedik değil mi? Şimdi. Poru hiç gördük mü? Yani, por kelimesi. Por favoru duyduk. Por favor, lütfen de. O zaten evet. Böyle kemikleşmiş, kalıplaşmış bir şeydir. Şimdi para, önümüzdeki derslerde bir bölümü de ona ayıracağım. Para ve por kelimeleri genellikle biraz şeydir, zordur anlaması, oturtulması. Ama siz şanslısınız, benden ders alıyorsunuz diye hemen şey yapayım, reklamını yapayım. Hakikaten güzel oturtturacağız onu. Şimdi ben burada para için ne demiştik? Para için dedim, çok kötü bir şey oldu. Para her zaman için. İşte senin için çiçek alıyorum. İşte akşam yemeği için köfte yapacağım falan. Yani hakikaten Türkçe'de o amaç mı oluyor orada için? O hakikaten ama por içinde mi değil. Birkaç tane anlamı var bizim için. Biz Türkçe'de oturmuşuz. Yani ben yapamadım. Yapmadım da yapanlar oturmuş hakikaten farklı farklı kelimeler türetmişiz biz bunun için. Şu arkadaşım. İsmailoğlu farklı farklı hepsini porun altında tutuyor. Bu por dede anlamında por. Biz dedeyi ne diye öğrendik? Orada en büyük. Doğru mu? Ama bu por şöyle anlatmaya çalışayım. Ben bunu alan tarayan por diyorum. Mesela Madrid'de geziyorum. Madrid'de geziyorum derken sen Madrid'in içinde mi geziyorsun? Açtığın asfaltı, girdin o. Olur Madrid. Aynen. Madrid dediğin alanda mı geziyorsun? Alanda geziyorsun. İşte bu por'dur. Ankara'da yaşıyorum derken hakikaten içinde. Evet. Ama Ankara'da geziyorum veyahut da Ankara'da parkta dolaşıyorum. Dünyada seyahat ediyorum derken o alan tarayan pordur. Yani aklınıza şu gelecek. Türkçe'de deda dediğim zaman içinde mi kastediyorum yoksa o verdiğim mekanın tamamını mı kastediyorum aslında? Alanını mı kastediyorum? Alan kastediyorsanız işte o pord. Tamam mı? Bunu alan tarayan oldu. Pordaki ya gülme. Yazamadım çaktırmayı. Por. Aki. Aki neydi? Burada. Buradaki por hakikaten burada dediğim yani yakınca aynen alanı kastedi. O yüzden por. Aradaki farkı verebildiysen ne mutlu bana. Dolayısıyla porla karşılaştıkça farklı farklı anlamlarını bu şekilde oturtturalım. Birkaç tane sonra da para ve poru zaten ayıracağım bizim için. Tamam? Dolayısıyla por aki diye kastettiği şimdi ne oldu? Türkçe'de biz hatta ne diyoruz ona? Buralarda diyoruz hatta değil mi? Evet. Buralarda La Farmacia eczane. Buralarda eczane var. Niye ay kullandı? Niye ay? Ay. Aynen öyle. Yerini sordu arkadaşın, mevcudiyetini sordu arkadaşın önünde. Una olduğu için ay cümlesi oldu otomatikman. Buyurun. La Farmacia. Si, hay una aquí a la bir eczane, evet, yakınlarda var. Al lado. Al lado. Neydi? Al lado. Evet. Yanındaki. Evet, yanında, evet. Yanında. Aquí al lado. Buranın yanında ama de yok arada. Ağzından nasıl çıkıyorsa. Burada yanda der miyiz? Burada yanda bir tane yanda var. Yanda var. İspanyolcası bu. Aquí al lado. Burada yanda.
bir tane var diye tarif ettiğimde İspanyol aki alavara. Tamam. Siz hapşırınca ne diyor İspanyol hapşırana? Gracias. Çok teşekkür ederim hapşırdığın için. Valla ne iyi oldu. Sağ ol ya falan. Bu mudur yani? Bilmem mucho. Eyvallahsın. Olmadı mı? Olmadı. Salut. Salut diyor. Sağlık diliyor. Bazı çevrelerde de bunu duyarsanız. Okuyun. Jesus. Jesus. İşte Tanrı seni korusun. Bir şeydir bu. Yani alt anlamı odur. Jesus. Jesus'u da az duyarsanız. Duyarsanız da şaşırmayın. Ne olur. No Jesus, Elif falan demeyin. Yapmayın sakın. Salut. Ona karşılık hapşıran ne diyecek? Gracias. O tuttan direkt cevap verdim zaten. Tamam, hapşırana salut. Hapşıran kişi de gracias. Ne yaptık? Ha, si hay una aquí al lado. Oradaki una ne? Bayağı bir irdeleyelim. Ne yaptı? Farmasyanın yerine bir taneyi kullandı değil mi? Bir var. Burada yanında bir tane var. Dolayısıyla bir kelimesini kullandığı için yine ay cümlesi oldu değil mi? Donde exactamente? Donde exactamente? Exactamente. Tam olarak. Tam olarak. Tam olarak ne yaptın? Tam olarak nerede? Gira en la primera calle a la derecha y sigue todo recto. Está a la derecha de la calle. Ya, ilk caddeden sağa dön. Burada dönüyorsunuz. Dönüyorsunuz ve dümdüz devam ediyorsunuz. Orada caddenin sağında. Esta arada çölele kayı. Caddenin sağındadır diyor. Aynen öyle, tamam. Evet. Peki sorunuz var mı? Herhangi bir şey anladınız mı? Okudunuz mı? Saçmalamakta. Ben Serdar'ın dediğini anlamadım. Sen daha bir de anlatsın. İlk caddeden sağa dönüyorsunuz ve düz devam ediyorsunuz. Caddenin sağındadır. Tamam. Peki. Buyurun. Bu sefer sen başla. Evet. Ya ilgili aynı şey yapıyorsun. Hesaplıyor. Kime de ona denk gelsin diye yemezler. Cümleye bak. Tamam. Donde está el hotel mirador? Donde está el hotel mirador? Hotel mirador nerededir? Está en la calle. De la Montera. Montera caddesindedir. Sigues todo recto hasta la puerta del sol. Y giras a la izquierda. O ne söyle? Neydi? Kadar. En kadar. Esi dahil. Selamlarda yapmıştık hatırlarsınız. Hı hı. Değil mi? Görüşemek. Hı hı. Aslında bistas değil. Bistas değil ama bu. Hasta la vista. Bir motor arkası yazısı vardı ki. Hasta o geldi. Dolayısıyla? Puerta. Hı hı. Yani sol puerta kadar dümdüz devam ediyor. Puerta del sol. Meydanın adı o. Özel isim değiştirmeyelim. Puerta del Sol'a kadar devam et. Dümdüz devam ediyorsun. Samimi konuşuyor bu sefer, değil mi? Hı-hı. Biraz ala izquierda, oradan sola dön. Orada yok. Ve sola dön. Ve sola dönüyorsun. Dönersin. Dönersin.
después irás de nuevo a la izquierda y sigues todo recto. Después. Neydi? Sonra. Hı-hı. Tamam. Sonra. Nuevo. Neydi? Yeni. Evet. Ne demek istiyorsun? Bu arkadaşın ilk anlamını ne öğrenmiştik? İlk. Der. Evet. Ha, yeniden solo. Daha Türkçe olamaz. Bak. Tamam. Daha Türkçe olamaz. Evet. Yeniden. Yeniden solo dönüyorsun ve dümdüz devam ediyorsun. Yeniden sola dönüyorsun ve dümdüz devam ediyorsun. Ne dersin? Ha, devam ediyormuşum ben. Otel esta a la derecha de esta calle. Şey, otel caddenin sağında. Bu caddenin sağında. Evet, bu caddenin sağında. Orada şimdi mesela el otel esta a la derecha demesindeki estar fiilinin sebebi? El otel dedim, oteli tarif ediyor. Otel, önünde el artikülosunu kullandığı için de zaten kafadan estar cümlesi oluyor. Tamam. Muchas gracias. No problem. No problem mı? Hayır, no problem. Bir kelime. De nada. De nada. De nada. İspanyol sorun yok demez asla. Çünkü ortada sorun tamam. Yok. Sorunluk sorun bir olay yok. Değil, tamam mı? Tamam. O yüzden sadece denada. Evet. Senyor ben diyorum. Pardon, senyor. Peki. Perdona, senyor. Perdona, senyor. Estaba has... Gas. Gasolinera. Cerca. Perdona, senyor neydi? Pardon, bayım. Affedersiniz bayım. Affedersiniz bayım. Esta la gasolinera. Cerca. Gasolinera. Gasolina. Benzin. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Gasolina, gasolina, gasolina. Aynen. Esta la gasolina, gasolinera cerca. Biraz önce şu bölgede yazıyordu. Serkalarda bir yerdedir. İyi. Yok. Yazmışım yakın. Ha. Tamam. Yakınlarda benzinlik var. Dikkat et. Esta cerca la gasolinera. Ay cümlesi değil, doğru mu? Aha. O zaman ay, yok. Ha, tırla bitirmeye çalışan cümle. Evet. Veya bulunmak diyeceksin. Hı-hı. Yakınlarda benzinlik diyeceksin. Var mıdır? Benzinlik yakınla mı? Ha, bak esrarlı cümlelerle. Aynen. Esrarlı cümlelerle ilgili hatta mobilyaları falan yaparken demiştik ki esrar varsa önce kim, sonra nerede diye yakalarsan cümle oturur Türkçe'de. Ne yapabilirim? Tamam, esrarlı cümleler. Esrarı tamam. Gördüm. Önce esrar. Kim, sonra nerede? Tamam. Bunu oturtturursanız yakınlar. Cümleleriniz Türkçe'ye süper oturur. Benzinlik yakında. Si, bastante. Evet, oldukça. Evet, oldukça. Ağzında konuşma, net konuş. Evet, oldukça. Como voy? Y como voy? Hasta ahí. Ha. ¿Cómo voy hasta ahí? Peki, aquí. Oraya nasıl gidebilirim? Aquí. Aquí burada. Hasta ahí. Tamam, oraya kadar. Ha, şimdi oldu. Tamam, oraya kadar nasıl gidebilirim? Giderim. Giderim. Oraya kadar nasıl giderim? Bak bu da yol sorarken çok iyi bir şeydir. Yani yakın mı diye soruyor veyahut da önceden lafı geçiyor. Peki oraya nasıl giderim? Bu da yol tarifi isteyen cümlelerden biridir değil mi? Ya en la primera calle a la izquierda. İlk caddeden
sola dönersin. Nez? Nez. Evet, buradan işte. Aha. Sigue todo recto y gira en la primera calle. Devam ediyor. Gidersiniz. Yok, cümleni bitirmedim. Bir daha alabilir miyim? Sigue todo. Pardon. Sigue todo recto y gira en la primera calle a la derecha. Hı hı. Düz devam edersiniz ve ilk caddeden sağa dönersiniz. Aha. Sigue por la avenida del oro. Avenida del oro'ya kadar düz devam edersiniz. Aha, sigue por la, bak bir tane napor çıktı. Por. Bir tane napor geldi. Şimdi cadde oluyor. Buradaki alan tarayan por mu? Bulvar kastediyorum. İşte o bulvar alanında devam. Pek evet, değil. Değil. Çok yakın mantık ama tam net oturmuyor. Ama şu olur mu? Bu da porun anlamlarından bir tanesi. Zamanla kullanabilirsiniz veya mekanla kullanabilirsiniz. Bu biraz da anlamdan çıkacak. Özellikle seyir fiile yol tarifi var. Cadde boyunca devam ediyorsun. Bu hani net işte D dedik içinde mi yoksa alan mı tarıyor diye net ayırabildiğim bir şey değil. Bu hakikaten cümleden çıkan porlardan bir tanesi. Tamam? Cümlenin anlamından yakalayabileceğimiz por. Cadde boyunca Sigue por la Avenida del Oro. Avenida neydi? Biraz önce. Ha? Bulvar. Oro bulvarı boyunca devam ediyorsun. Tamam? Evet. La gasolinera está al fondo. A la izquierda. Aha. Az önce konuştuk. Genellikle herkes oradan belliyordu o yüzden. Söyle. Fon dip ya. Dip. Aynen. Dip. Solda. Sonunda. La gasolinera está al fondo. Sonda dipte. Sonda la dipte. Izquierda. Solda. Solda. Ağzından çıktığı gibi yazmış. Muchas gracias. Volüm aç bakayım. Çok teşekkür ederim. Var mı soru?